Hepinize merhaba çiçek dostları. Bugün sizlerle organik köklendirme hormonu yapacağız. Evet arkadaşlar, bugün sizlere organik olan köklendirme hormonu yapacağız. Nedir bu köklendirme hormonu? Çiçeklerinizin çoğalmasında ya da meyve fidanlarınızın çoğalmasında etkili olan bir hormon. Genelde tarım ürünleri satan yerlerde beyaz bir karışım satarlar. Onlar böyle çiçeklerinizin ya da meyve fidanlarınızın hızlı köklenmesini sağlar. Eğer evinizde ya da kullanacağınız yerde öyle bir hormon yoksa ya da almak istemiyorsanız, sizlere tamamen doğal ve her evde bulunan malzemelerle nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Elimizde malzeme olarak şöyle bir süzme balımız var ve tarçınımız var. Bu köklendirme hormonunda tarçın ne işe yarar? Diyelim ki pitaya çoğaltacaksınız ve şöyle bir uzvunu kestiniz. Bunun yaralı olan kısmını ilk önce balımıza batırıyorsunuz. Yani balınıza batırıyorsunuz şöyle. Sonrasında tarçına batırıyorsunuz. Balın görevi bu kestiğiniz yerin yara kısmında oluşacak bakterileri önlemek ve hastalıklardan korumak. Tarçının görevi ise hızlı köklendirmesini sağlamak. Bu yaranın çabuk kapatılmasını sağlayıp hızlı köklenmesine yardımcı oluyor. Bunu böyle yaptıktan sonra batırabilirsiniz. Eğer pitaya değil de böyle krizantem gibi ya da ortanca gibi bitkilerinizi çoğaltacaksanız bir kaşık tarçını bir bardak suya karıştırıp kökünüzü onun içine koyun ve bir gün bekletin. Böyle daha hızlı köklenme göreceksiniz. Bir saksı alabilir miyim? Teşekkürler. Tarçına buladığımız kısmı böyle çok da derin olmayacak şekilde batırıyoruz. Ben pitaya çoğalttığım için şu an çok derine gömmemem gerekiyor. Çünkü çürüyebilir. Bunun yerine böyle yanına bir tane şey ekerseniz hem daha derine gömmemiş sayılırsınız, yani çürümesini önlersiniz. Hem de dik durmasını sağlarsınız. Sonrasında hafifçe sulayın. Yani burada bir tane karışımımız var bizim. Bu karışımı önceki videolardan bulabilirsiniz. Ya da hemen şu yukarıya koyuyorum. Oradan bulabilirsiniz. Şöyle çok az koymanız gerekiyor. Yani pitaya çoğaltacaksanız. Çünkü pitaya çok suda hızlı çürüyen bir şey. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz evde hangi bitkileri besliyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Hoşça kalın.